Urfa'ya götürüyoruz sayın seyirciler. Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Orada bir festival var. İSOT Festivali. Arkadaşımız Emre Kol da şu anda karşımızda. Kendisinin konuğu da olacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi. Hemen sözü Emre Kol'a bırakalım. Alper Altun bugün Şanlıurfa için acı bir gün, acı dolu bir gün. Çünkü İSOT Festivali düzenleniyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği İSOT Festivali'nin ilki düzenleniyor ki geleneksel olması. İSOT'u hemen hatırlatalım ki bilmeyen yoktur herhalde. Türkiye'de en çok kullanılan baharat çeşidi olarak İSOT, işte hemen yanında biber. Ve bugün sabahta itibaren yürüyüş kortejiyle beraber başladı. Tabii bu festivalin organizatörü olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi hemen yanımızda. Hemen yanında da Sema Hanım var. Tarif soracağız ona da. Hemen başkana dönüyoruz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de genel haber olarak acınızı paylaşıyoruz sabahtan beri. Vallahi yani öyle bir acı ki tüm Türkiye'nin paylaşmasını istiyoruz. Bu acı paylaşılan bir acı. Paylaşılması gereken bir acı. Nasıl geçiyor sabahtan beri festival? İyi ki. Geçiyor. Yo, çok güzel geçiyor. Gerek dışarıdan gerek Şanlıurfalı hemşehrilerimin çok güzel ilgisiyle, coşkuyla, lezzetle, ikramlarla, yapılan çiğ köftelerle, yarışmalarla müthiş bir festival yaşıyoruz. Hemen şurada da belirtelim Alper Altun. Şöyle kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk bir gösterirse sağ tarafta en iyi İSOT yarışması var. 200'e yakın İSOT getirildi. Kameraman arkadaşım Yusuf gösteriyor yine size. Ve şu anda gurmeler de İSOT'un gurmeleri de onları tek tek tadıyorlar. Onlardan yapılan çiğ köfteler ve değişik yiyeceklerle beraber onları tadıyorlar. En iyi İSOT'u seçecekler. En iyi İSOT. Evet, gelenekselleşecek mi peki başkanım? Onu sorayım. Niye bu kadar geç kalın da ayrıca? Onu da bir eleştirisini alalım. Tabii şöyle, yani biz arkadaşlarla bu konuya karar verirken Şanlıurfa'da kültürel olarak yaşanılan bir baharat türü. Her evde aslında bu mevsimde, yani 15 Eylül 15 Ekim arası bir aylık Şanlıurfa'da hep böyle harıl harıl tarlada, evlerde, damlarda, avlularda İSOT hazırlığı yapılır. Bir gelenektir, bir yaşam tarzıdır. Bunu bir festivale dönüştürelim. Bunun etkileri var. Etkisi nedir? İSOT müzikle birleşiyor. Müzik çiğ köfteyle birleşiyor. Sıra gecesi hepsini konsept olarak alıyor. Ve dolayısıyla sıra gecesi, müzik, Şanlıurfa'nın yetiştirmiş olduğu sanatçılar akşam hemşerileriyle buluşacaklar. İkramlar, bir de İSOT mutfağın en önemli baharatı. Mutfaktaki o oluşturmuş olduğu lezzeti. Tarladan mutfağa bir serüveni var İSOT'un. Onu da güzel bir şekilde 16 Eylül'de işleyerek başladı. Güzel bir festival ortaya çıktı. Bunu gelenek haline getireceğiz. Gelenekle selleştireceğiz. Çünkü bir yaşam tarzıdır. Rabbim hep ülkemize, şehrimize güzel günler göstersin. Biz her zaman festival yaparız. Peki İSOT'la pul biberi arasındaki fark nedir? Şimdi yani işin içinde olmayanların hep merak ediyor. Şimdi biber genel olarak yani her coğrafyada, her bölgede, her ilde yetişen bir ürün. Ama yöresel olarak Şanlıurfa'daki adı İSOT'tur. Başka yerde İSOT kullanılmıyor. Şimdi inanınız olsun şöyle. Diğer biberlerdeki aroma, tat, lezzet İSOT'ta daha farklıdır. Aynı değildir. İSOT'un sağlık anlamda vermiş olduğu gerek şifa, gerek ülseri önleme etkisi, gerek yine şekeri düzenleme etkisi, C vitamini içermesi, bünyeyi güçlendirmesi, metabolizmayı hızlandırması mükemmel bir yararlı bir ürün. Bizim coğrafi ürünümüz, tescil etmiş olduğumuz bir ürün şehir olarak. Dolayısıyla bu ürünümüzü de tanıtmaya, Şanlıurfa'da yaşatmaya devam edeceğiz. Gün içerisinde biz de takip ettik. Kortejden sonra bir yemek tanıtımı vardı. 37 çeşit yemek. Sizin en çok sevdiğiniz yemek hangisiydi orada? Yani hepsi çok güzel ama İSOT çömleği çok çok güzel. Gerçekten özenli yapılan bir yemek. Hemen nasıl yapıldığını yanınızda evde yemekten sorumlu Devlet Bakanı Sema Çiftçi'ye soralım. Efendim yayınımıza siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl oluyor acaba? İSOT çömleği bizim çömlek denilen bir tane yemek yapılan bir kabımız vardır. Ona parça eti koyarız, sarımsağını koyarız ve bol miktarda İSOT'umuzdan koyarız. Gerekirse bir iki tane domates de eklenir ve fırına verilir. Fırında çok uzun zamanda, bir 4-5 saatlik bir zamanda yavaş yavaş pişer. O halde de yeriz. İSOT çömleği ismi de.
Ben de bugün yemekte ilk defa isot çorbası gördüm. Onu tattım. Ya, çok acı bir şeydi. İçiyor musunuz hep? Kahvaltıda dediler bir de. Çoğu zaman içiyoruz yani. İçiyoruz. Yani. Kahvaltı yani çorba çeşidi. İsteyen kahvaltıda da isteyebilir. Başka zaman da içebilir. Festival bahane. İsot aşı dediğimiz. Aslında fakirin dostudur isot. Fakirin sofrasındadır. Biz küçükken annemiz sabahları bu isot aşını yapardı. Yani bizler şimdi çorba olarak kullanıyoruz. Onu yapardı. Evde de akşamdan kalmış, bayatlanmış olan ekmekler doğranılırdı ve biz onu yerdik. Türkiye böyle. Türkiye'nin şimdi güçlendi. Allah'a şükürler olsun. Şimdi isotun müzik üzerindeki etkisini sağ tarafta hemen değerli sanatçımıza sor. Onu yayının sonunda dinleyelim. Yayının sonunu o şekilde kısa bir kupleyle bağlayalım. Peki isotun şeyi, ben şunu merak ediyorum. Kaç ton, kaç bin ton Urfa'dan nerelere gidiyor? Şimdi tabii biz pazar başkanımız Sebze Ali, dernek başkanımız buradaydı Faruk Bey. Şimdi ovada yani gerek Suruç Ovası, Harran Ovası, Hilvan, Bozova, Baziki ovalarında müthiş bir şekilde yetişiyor. Fakat şunu belirtelim, yani 60 bin ton bizim Şanlıurfa isotu dediğimiz isot yetişiyor. Ama 1 milyon yaş olarak, ton olarak da biber yetişiyor. Bak biz biberi farklı tutuyoruz. Çünkü isotun tohum özelliği farklı. 60 bin ton üretiyoruz. 6 bin ton da kurutulmuş haliyle, baharat haliyle üretim gerçekleşiyor Şanlıurfa'mızda. Peki yanında çiğ köfte de var. Çiğ köftenin de ham maddesi. Çiğ köfte yaparken şimdi birçok kişi evinde de çiğ köfte yapıyor ama dışarıda da çiğ köfte yiyor. Ne kadarı isot, ne kadarı bulgur, ne kadar et ya da? İşte bulgur kadar biber koyarız. Bulgur kadar biber konulmalı. Makbule odur. Ama yiyemiyorsanız biraz acısını azaltabilirsiniz tabii. Eskiden çok isotla ilgili bazı şeyler çıkardı işte nasıl söyleyeyim size, bundan bir 10 yıl kadar önce işte isot yemeyin, işte güneşte zehir oluyor. Bunlarla alakalı hiç bilimsel kanıtlanmış bir durum yok herhalde. Hayır hayır, şimdi şöyle bakın. Çok acı yani, bir zarar verir mi? Hayır, Şanlıurfa'nın güneşi çok etkili. Şimdi isot diyelim ki şu an tarladan hasat olarak aldığınızda evde hanımlar öncelikle bunu yıkıyorlar. Daha sonra sapı dediğimiz tohumluğunu çıkarıp isotu bez üzerinde, yani bizim Urfa bezi dediğimiz pamuklu bez üzerinde damda seriyorlar veya avluda. Serdikten sonra güneşin onu kurutması neticesinde bu defa onun demleme yöntemleri var. Aflatoksin yok Urfa isotunda katiyen. Yani hiçbir süreçte rastlanılmamış ve her zaman da işte tükettiğimiz bir konu. Çiğ köftenin biraz hikayesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi Nemrut denilen hükümdar Şanlıurfa'da, Şanlıurfa o zaman sur içerisinde tarihi bir şehir. İbrahim'i ateşe atmak için tüm odunları toplar. Emir verir, talimat verir. Odunlar toplanır ve bunu aylarca yapar. Odunlar olmadığı için ocakta pişirmeye yönelik bir yemek çıkamaz. İşte evin kadınları yemelerini karşılayabilmek için o zaman işte mutfaktaki baharatları, burgulu ve Urfa'nın etrafı dumanlı dağlardaki parçalarda olduğu gibi etrafta ceylanlar var. Avlanmış olan ceylanlardan gelen et de kullanılmak suretiyle çiğ köfte oluşturuluyor. Onun da hikayesini bir anlatmış olayım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi kapanışı bir şarkıyla, türküyle, bir Urfa türküsüyle yapacağız ama burada çok enteresan sloganlar var. Ben onları da söyleyeyim. Yarına kadar sürecek festival ve artık geleneksel olmasını da bekliyoruz Alper Altun. Sanatçımızın yanına geldiğimde önce sloganları ben söyleyeyim. Önce ben yayının başında demiştim. Acımız büyük. Acınızı paylaşıyoruz. Acımızı paylaşıyoruz. Acımız soframızın baş tacı gibi sloganlarla bu festival başladı. Yarın da devam edecek. Yarın çiğ köfte yarışması var ve konserler var. Onun ardından da artık geleneksel hale gelmesi bekleniyor diyelim. Ve sözü Şanlıurfa'nın bilinen sanatçısı Zekeriya Ünlü'ye bırakalım. Bize bir Urfa türküsüyle yayını noktalasın. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Ben Sayın Nihat Çiftçi Başkanıma beni davet ettikleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. İsot eşittir Urfa. İstersen şey yapalım, bak şimdi İsot'tan önceki sese bak. Biz yayını toparlıyoruz efendim. Öyle mi? Sadece şey, gürültüyü alsak bitirsek. Tamam. Reji uyarıyor çünkü tamam. Beni. Şöyle ekrana doğru buyur. Yar uzakta gözüm görmez gülüm aman, uzadır amelim yetmez.
Hasretini çek tılma, sözlerim çap çap çap, dilim dönmez. Hasretini çek tılma, sözlerim çap çap.